Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kuzey Irak'taki operasyonlarda ne yazık ki 2 günde 12 kahraman askerimizi şehit verdik. Ülkemiz için canlarını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım yaralı askerlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur, milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'de tüm kesimleri kapsamaktan uzak, akla yatmayan bir bütçeyi daha konuşuyoruz. Ben dayatmaya çalıştığınız bu bütçeye farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Bir hekim olarak, kadın doğum uzmanı olarak 2002'den bu yana yüzlerce bebek elime doğdu. O günlerde gözlerini AKP Türkiye'sini açan bebeklerimiz üniversite öğrencisi oldular. Mezun olup çalışmaya başladılar. Ne yazık ki bu gençlerin büyük bir bölümü yurt dışına çıkmanın yollarını alıyor. Geride kalan gençlerimiz ise hayatta kalmak ve idame ettirmek için çaba sarf ediyor. Peki bu bütçe gençlerimizin bütçesi mi? Kesinlikle hayır. Peki bu bütçe kimin? Anlatalım. 2002 yılında doğan, şu anda kamuda hemşire olarak çalışan ve yıllık 400 TL giyim yardımı yapılarak bütün giyim ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündüğünüz Ceyda'ların değil, devlet hastanelerinden randevu alamayan, ultrason ve MR için bile 5 ay bekleyen, 7500 TL emekli maaşıyla özel hastanelere mahkum ettiğiniz vatandaşlarımızın hiç değil, Türkiye'deki sosyal sağlık sistemini çökertmek isteyen ve doyumsuzca zenginleşen özel hastane sahibi bakanlarınızın bütçesidir. Bu bütçe 18 yaşını doldurduğu gün ÖTV ve KDV zulmüyle hayatı zindana dönen gençlerin, ilk öğretimde karnını doyuramadığımız çocuklarımızın, devletin KYK yurtlarında bakımını beceremediğiniz, asansörlerde kaybettiğimiz zerenlerin hiç değil, FETÖ darbesinden ders almayan, layık cumhuriyete karşı cemaat ve tarikatlarla protokol imzalamaktan gurur duyan Milli Eğitim Bakanlarınızın bütçesidir. Bu bütçe halkın haber alma özgürlüğü için gazeteci olan, KYK borçlarını ve kirasını ödeyemediği için intihar eden Enes'lerimizin değil, özel uçaklarda, birinci sınıflarda pahalı kol saatleriyle seyahat edenlerin, gece kondudan yalılara sıçrayanların, gazeteciliğin adırlığı kirleten, sözde medya şarlatanlarının alkışladığı bir bütçedir. Bu bütçe yurt dışından burs kazanmasına rağmen, rektörün keyfi kararlarıyla ülkemizin temsil hakkı elinden alınan akademisyenlerimizin değil, İBB döneminizde benim bacım mantığıyla sınavsız bir şekilde yüz binlerce dolar burs verdiğiniz, belediyenin kapısına bir gün dahi gelmeyen Merve Kavakçılarınızın bütçesidir. Bu bütçe vergi borcu silinen hırsız bir müteahhitin açgözlülüğü yüzünden depremde hayatını kaybeden Ömerlerimizin değil, insanlarımız göçük altında ölürken, kurtulanlar sığınacak yer ararken çadır satan Kızılay başkanlarınızın bütçesidir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe hükümetinizin bir kuruş vermeden yapıyoruz diye her fırsatta övündüğü bataklık bir sistem olan kamu özel işbirliği temelli bir bütçedir. Türkiye'nin kaynaklarını sömüren bu projeler içerisinde son 10 yıl içerisinde toplam 32 milyar dolar harcanmıştır. Bu 32 milyar doların içinden bir örnek vereyim. Uşak havalimanımızı kapattınız. Uşak, Afyon, Kütahya'nın hepsine uzak, yolcu garantili batık bir proje uyurdurdunuz ve adını Zafer Havalimanı koydunuz. Zafer Havalimanı'nın 2023'ün ilk 8 ayında garanti edilen yolcu sayısı 878 bin. Gerçekleşen yolcu sayısı 31 bin. Ortalama 3 aylık garanti ödemesi 1 milyon euro civarında. Hata payı %96.4. Artık bunun adı hata mıdır, düpedüz hırsızlık mıdır, sizin takdirinize bırakıyorum. Bu örnek bile tek başına sizin bu bütçeyi vatandaşlarımız için değil, yandaşlarınız için yaptığının en güzel göstergesidir. Bu bütçe 22 yaşındayken sözleşmeli öğretmenlik sistemine mahkum ettiğiniz, mobbing yüzünden intihar eden saadet öğretmenlerimizin değil, avucunun içine kopya yazmadan dua okuyamayanların, 50 milyar TL bütçeyle şatafat içinde yaşayan, 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da Atatürk'ün adını bile anamayan Diyanet İşleri Başkanımızın bütçesidir. Bu bütçe üniversite mezunu olmalarına rağmen iş bulamadıkları için motokurya olmak zorunda kalan binlerce gencimizin
eşini ve iki çocuğunu geride bırakan Yunus Emre göçerlerimizin değil, Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğlunu kendi vatandaşlarından üstün görenlerin bütçesidir. Bu bütçe Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil hakkı olmasına rağmen federasyonun para olmadığı gerekçesiyle Avrupa'ya gönderemediği Türkiye şampiyonumuz boksör İbrahimlerimizin değil, milyonlarca doları kayıt dışı bir şekilde fonlayanların, gelir vergisi ödemeyenlerin, çantalarla para transferleri yapanların, karanlık ilişkilerinden dolayı kimsenin hesap soramadığı futbol simsarlarının, foncuların bütçesidir. Bu bütçe Türkiye için üretmek isteyen, gübre, mazot fiyatları altında ezilen genç çiftçi bayramlarımızın değil, Bulgaristan'dan saman, Brezilya'dan sığır ithal edenlerin, 2002'den önce Türkiye'de traktör yoktu yalanını söyleyebilen milletvekillerinizin bütçesidir. Bu bütçe ihanet ettiğiniz İstanbul'da asgari ücret ve emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışan, enflasyonun altında ezilip kira ödeyemeyen İstanbullularımızın değil, 20 yıl boyunca İstanbul'a ihanet edenlerin, şehri şantiyeye ve rantiyeye çevirip hesap vermeyenlerin bütçesidir. Bu bütçe ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp annesine taşınan, aylık 161 bin TL, yıllık 2 milyon TL maaşla şikayet eden Merkez Bankası Başkanınızın bütçesidir. Değerli arkadaşlar, bu bütçe tıpkı daha önce hazırladığınız 20 bütçe gibi çift maaş alan bürokratlarınızın, Devlet Bankası'ndan huzur hakkı alan güreşçilerinizin, bakanlarınızla boy boy fotoğrafı olan uyuşturucu kaçakçılarının, pudra şekeri çeken gençlerinizin, jeliboncu belediye başkanlarınızın, rüşvet tarifeli hukuk sisteminizin, binlerce insanımız ölürken kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanlarınızın, sporun her kademesine sülük gibi yapışmış bahis çetelerinizin, deprem vergilerinin ve TRT payının hesabını veremeyenlerin, artık beslemekten bıktığımız beşli çetelerinizin bütçesidir. Bu bütçe bin odalı saraylarınızın, yüz araçlı korumalarınızın, yolcu garantili boş havalimanlarınızın, geçiş garantili yollarınızın, hasta garantili hastanelerinizin, milyar dolarlı banka hesaplarınızın bütçesidir. Değerli milletvekilleri, elinizi vicdanınıza koyun diyeceğim ama görüyorum ki o da kalmamış. Ülkede sizi eleştiren, gerçekleri söyleyen herkesi çok rahat terörist ilan ediyorsunuz. Gazetecileri, sanatçıları, siyasetçileri, akademisyenleri, memurları, işçileri, öğrencileri terörist ilan ettiniz. Yetti mi? Yetmedi. Soğancıyı, çiftçiyi, pazarcıyı, emekliyi, sağlıkçıyı da terörist ilan ettiniz. Herkese kulak tıkıyorsunuz. Bildiğinizi yapmaya, yanlış yapmaya devam ediyorsunuz. Sonra da kandırıldık deyip pişman olup işin içinden çıkıyorsunuz. Bu bütçede hala konteynerlarda kalan depremzedelerimiz yok. Taşeron işçilerimiz yok. Liyakatlı memurlarımız yok. Geçinemeyen emekçilerimiz, çiftçilerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçımız yok. Polisimiz, askerimiz, şehidimiz ve gazi yakınlarımız yok. Atanamayan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, şiddet gören sağlıkçılarımız yok. Koruyamadığınız madencilerimiz, tecavüze uğrayan çocuklarımız, katleden edilen kadınlarımız, engellilerimiz hiç yok. Ama bu bütçede en önemlisi vergilerimizin hesabı yok. Ama ne var bu bütçede? İsraf var, rant var, milletin ahı var. Hesabını bir gün vereceğiniz yolsuzluklarınız var. Sözlerimi 24 Kasım'da konuşmasından bile rahatsız olarak gözaltı süreci başlattığınız öğretmenimizin sözleriyle bitirmek istiyorum. Koskoca ülken Araplar için darphaneye, Bulgarlar için AVM'ye, Suriyeliler için doğumhaneye, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışırken siz neredeydiniz diye soran öğretmenimize selam olsun. Vatandaşın değil, yandaşın olan bu bütçeye hayır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.